Şimdi yine sadece Beyaz TV'de izleyebileceğiniz bir haber var. İstanbul Bakırköy'de korkutan bir kaza yaşandı. İddiaya göre alkollü olan kadın sürücü aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bir binanın bahçe katına uçtu. Neyse ki o anda bahçede kimse yoktu. Yani facianın eşiğinden dönüldü. İşte görüntülerini sadece Beyaz Haber'in ele geçirdiği o inanılmaz kaza. Kontrolden çıkan otomobil apartmanın giriş katına işte böyle daldı. Facianın eşiğinden dönüldü. Ben şoka girdim açıkçası. Bir yarım saat önce falan çıkmıştık evden. İstanbul Bakırköy'de direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü kadın sürücünün yaptığı kaza görenleri hayretler içinde bıraktı. Kaza dün akşam saatlerinde işte tam bu noktada gerçekleşti. İddiaya göre alkollü olan kadın sürücü aşırı hızlıydı. Önce yanda gördüğünüz bu bahçe duvarını aştı. Ardından da binanın duvarına çarparak durabildi. Sürücü sadece alkollü değildi. İddiaya göre ilaç da kullanmıştı. 159 promil alkollü çıkmış. 2 kutuda antidepresan içmiş. Kanında mevcut. Aracın çarptığı evde kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Hem sarhoş hem de ilaçlı bir bayan sürücü intihar girişiminde bulunuyor. Gaza sonuna kadar basıp büyük bir süratle bahçeye doğru aracını sürüyor. Kazanın ne kadar şiddetli olduğunu işte siz de görüyorsunuz. Binanın kolon kısmı komple hasar görmüş vaziyette. Kazadan sonra araca ait parçalar ise hala yerde duruyor. Biz burada oturuyorduk. Bir patırtı ses geldi. Aracın buradan aşağı uçtuğunu gördük. Buranın halini görünce hemen şuradan aşağı atladık. Aracından işte bayanı çıkardı, kemerini açtık, çimlere yatırdık, sağlık ekiplerini aradık. Kazada neyse ki can kaybı yok ancak büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. İşte siz de şimdi görüyorsunuz beton parçaları yerlere saçılmış durumda, pencere ise pervazdan çıkmış ve cam parçaları da aynı şekilde yerlerde. Gördüğünüz gibi çok büyük hasar var. Sonuçta şükür ediyoruz. Evin içinde de olabilirdik evet ama önemli olan hani evde olmamamız. Dışarıda olsaydık bizim her zaman arkadaşlarımızla, ailemizle oturduğumuz oturma grubumuzun üstüne düşmüş zaten. Şemsiye falan tamamen yamulmuş. Zaten oturma grubumuzun üstünde duruyordu araba. Olaydan sonra alkollü sürücü hastaneye kaldırıldı. Neyse ki durumu iyi. Kimlik varsa bir kimlik alabilir misin?